Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir saniye şunu da halledelim. Evet, şöyle ben bir masayı bir ayarlayayım bir saniye. Vay, Gökayzi Park. Tanıdık isimler. Giresun'a sonsuz selamlar. Evet. Evet arkadaşlar, dersimiz 20-25 dakika arası sürüyor. Bursa'ya sonsuz selamlar olsun arkadaşlar. Evet, Bursa'ya sonsuz selamlar. Evet, sesle ilgili sorulara sistem yöneticisi şu an bilgi veriyor. Ses gelenler de var. Güzel. Bir saniye şu arkamdaki evet. Bir saniye. Saat 9 oldum bu arada. Ha, şimdi olmuş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Koray Hoca. Arkadaşlar bir 18 sorumuz var. 18 soruyu çözdüğümüzde dersimiz bitecek. Evet. Haydi başlayalım arkadaşlar. Chat cevap verebilir. Ben Koray Hoca. Arkadaşlar coğrafya öğretmeniyim. Bugün sizlerle birlikteyiz. Tekuzem çatısı altında. İnşallah güzel, sizlere katkısı olan bir soru çözümü olur. Haydi başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin göreceli yani özel konumuyla açıklanamaz? Bize açıklanamaz diyor. Dikkat ediyorsunuz. Ses gelmeyen arkadaşlar, sistem yöneticisi şu an size bilgi mesajı atacaktır. Evet. Attı zaten chat'te. Aydın'da zeytin tarımı. Bu çok önemli bir yorum kıymetli dostlarım. Aydın'da zeytin tarımının yapılması. Eğer bana verilen saha şöyle Türkiye'yi kapataslak şuraya çizdiğimizde mouse'la pek Türkiye'ye benzer bir taraf olmayacak ama olsun. Şöyle Türkiye'yi çizdiğimizde farz edelim burası Türkiye diyelim. Eğer bana Balıkesir'den Gaziantep'e kadar olan sahada yani Akdeniz iklim sahasında maki, zeytin, turunçgil, terarossa toprak gibi şeyler veriliyorsa, Akdeniz iklim elemanları veriliyorsa o zaman cevabın mutlak konumdur. Burada mutlak konumdur. Dikkat ediyorsunuz. Aydın şurada yer alıyor. Değil mi? Aydın burada arkadaşlar. Aydın burada yer alıyor. Aydın'da zeytin tarım dediyse arkadaşlar cevabımız A şıkkı olacak ama biz diğer şıklara bir bakalım. Bu mutlak konumla ilgilidir. Bunu söyleyelim. Rize'de fön rüzgarlarının oluşması. Burada yine arkadaşlar Rize'deki fön rüzgarı mikro klima saha oluşturur. Özel konumlu açıklarız. Karadeniz dağlarının kuzey yamaçlarının fazla yağış alması yani denize batması denizellikle alakalı bir durumdur. Yine özel konumla alakalıdır. İlk soru bu. Samsun'da güneşlenme süresinin Rize'den fazla olması. Arkadaşlar Rize'de orada dağların kıyıya yakınlığı, yüksekliği oldukça önemlidir. Dikkat edelim. Bundan dolayı bulutlu gün sayısı artıyor. Rize tarafında güneşlenme süresi
azalıyor. Samsun'da dağlar kıyıdan uzak ve alçaktı. Bu yüzden güneşli gün sayısı fazla. Bundan dolayı da arkadaşlar güneşlenme süresi Samsun'da Rize'ye göre daha fazladır. Dikkat edelim. Antalya Bey Dağları üzerinde Saklıkent Kayak Merkezi vardır. Burada kış turizminin yapılması buranın yükseltisiyle yani özel konumuyla ilgilidir. Ama A şıkkında verilen Aydın'da zeytin tarımının yapılmasının arkadaşlar özel konumla bir alakası yoktur. Bir daha söylüyorum. Balıkesir'den Gaziantep'e kadar Akdeniz iklimi görülür. Akdeniz iklim sahasında Kızılçam, Maki, zaten zeytin bir maki türü. Bak burada Aydın'da zeytin demişti. Zeytin, Turuşgil, Terarossa'dan bahsediyorsa dikkat edin buna. Mutlak konumla ilgilidir. Tamam mı? Cevabımız A arkadaşlar. Önemli. Diğer şıklar özel konumla ilgilidir. Sınırlarla ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Doğru diye sormuş arkadaşlar. Bakın hangisi doğru olduğunu sormuş. Belirlenen en eski sınırımız Suriye sınırıdır. Chat, bu doğru bir bilgi mi? Chat'e yazalım arkadaşlar. Bu en eski sınırımız Suriye sınırı mı acaba? Bunu chat'e bir yazalım arkadaşlar. Evet. Kimdi arkadaşlar en eski sınırımız? Suriye değil, İran sınırıydı. Chat'ten çok garip mesajlar geliyor arkadaşlar. İran sınırı olduğunu söyleyelim. Dikkat ediyoruz. Bir gölün oluşturduğu sınır Gürcistan sınırıdır. Buna dikkat ediyorsunuz. Bir göl dediği hangisiydi arkadaşlar? Gürcistan'la sınır çizen gölümüz hangisiydi? Süpersiniz. Aktaş Gölü'ydü. Yani bu ikinci öncülde verilen doğru bir bilgidir. Bir yanlıştı. Üçe bakalım. En kısa sınırımız Yunanistan sınırıdır. Yanlış arkadaşlar. Kimdi? Nahçıvan sınırıydı. Evet. Azerbaycan'a bağlı bir özerk bölge olan Nahçıvan sınırı Türkiye ile komşular arasındaki en kısa sınırdı. Bu yüzden burada sadece ikinci öncülü biz doğru seçenek olarak aldık arkadaşlar. Cevabımız B. Ama deseydi ki biz burada bir ülke ile olan en kısa sınır deseydi o zaman Yunanistan'ı alabilirdik. Ama direkt genelliyor en kısa sınırımız o zaman olmaz. Şöyle diyeceksiniz. En kısa sınırımız Nahçıvan'la ama bir ülke ile diye belirtiyorsa o zaman Yunanistan alabilirdik. Dikkat ediyorsunuz. Burada ama direkt geneli sormuş. Yunanistan demiş olmaz. Nahçıvan diyoruz. Cevap B. Yani yalnız ikinci öncül doğru olduğunu söyleyeceğiz. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde Ege bölgesinde oluşan Horst Graben sistemi gösterilmiştir. Buna göre numaralı alanlara sırasıyla hangileri gelmelidir? Bakalım arkadaşlar. Hangileri gelmelidir? Bakıyoruz hemen. Şimdi burada Bakırçay Graben'ini gördük. Bizim için önemli. Şuraya bir zoomlayalım. Yakınlaşalım. Buraya Bakırçay Graben'ini gördük. Yine arkadaşlar burada Boz Dağları gördük. Bize bir Horst, iki Horst'u sormuş, bir de Graben'i sormuş. Şimdi burada hemen şöyle yapıyorsunuz. Bir kere arkadaşlar Kaz diye başlamıştık biz. En kuzeyde Kaz diye başlamıştık. Şifremiz kazma yutan bozayı meyledi şeklindeydi. Kazma yutan bozayı meyledi şeklindeydi. Burada kaz varsa şurada arkadaşlar dikkat edelim madra var. Yani birin olduğu yere madra arkadaşlar gelecek dikkat ediyorsunuz. Aradaki graben ise Edremit grabeni olduğunu söyleyelim. Madra Bakırçay var arada. Burada ise kazma yutan yani yunt var. Dikkat ediyorsunuz. Boz ayı Aydın. Yani ondan sonra da meyledi var Menteşe.
Yani şu anda ben horse'ları gösterdim size. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dedik. Horse'ları gösterdik. Burada arkadaşlar Madra 1, 2 Yunt, Bakırçay'dan sonra da buradaki graben alanımız Gediz arkadaşlarım. Gediz olduğunu söyleyelim, dikkat edelim. 1 Madra, 2 Yunt, 3 Gediz. Hemen bu şıklara gidelim. Hangi şıkta bunu göreceğiz? Bakalım A şıkkında Madra, Yunt, Gediz sıralamasını görüyorsunuz. Ben arkadaşlar bu sene ÖSYM'den böyle bir soru bekliyorum arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu Kırık Dağlar, Ege'deki Kırık Dağların silsilesiyle ilgili, sırasıyla ilgili bir soru bekliyoruz. Dikkat ediyoruz buna. Unutmayın şifre neymiş? Horsların şifresi kazma, yutan, boz, ayı, meyledi diyeceğiz. Cevabımız A. Yukarıda verilen doğrultuda hareket eden coğrafya öğretmeni Hüseyin Bey burada farklı kıyı tipleriyle karşılaşmıştır. Buna göre sırasıyla hangi kıyı tiplerini görmüştür diyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Hangi kıyı tiplerini? Bire bakalım. Şöyle bir oraya bir zoomlayalım bir saniye. Bire bakalım arkadaşlar. Bir de neyi göreceğiz? Şurada bir nolu yerde. Dikkat edelim. İstanbul Boğazı'nın hemen yan tarafını görüyoruz. Bakın İstanbul Boğazı'nın hemen yan tarafını göreceğiz. Dikkat edelim. Evet burada bir gölümüz olduğunu hatırlıyorsunuz. Dikkat edelim arkadaşlar. Burada büyük ve küçük çekmece gölleri vardı. Bunlar dikkat edin limanlı kıyı tipine örnektir arkadaşlar. Neye örnekmiş? Limanlı kıyı tipine örnekmiş. Eğer sana tam boğaz verilseydi, bakın bu ayrıntıya dikkat edin. Tam boğaz verilseydi Ria diyecekti. Ama boğazın hemen yan tarafı verilmiş. Burada limanlı. İkiye bakıyorum. Burada Muğla Gökova Körfezi verilmiş. Burada Akarsu Vadisi deniz suları altında kalmıştır. Bundan dolayı iki nolu alanda görülen kıyı tipimin Ria kıyı tipi olduğunu biliyoruz. Dikkat edin buna. 2 Ria arkadaşlar. Dikkat edelim. 3 Mersin Silifke kıyıları. Burada ise Kalanklı kıyıyı ben göreceğim. Karstik kıyı diye bildiğimiz Kağlar şifreli Mersin, Silifke, İstanbul, Şile, Kerpe kıyılarında görüyoruz. Kalanklı kıyı dikkat ediyorsunuz buna. Yani sıralama limanlı, Ria, Kalanklı. Nerede var arkadaşlar bu şekilde bir şey? Evet C şıkkında bu sıralamayı görüyoruz. Bakın ÖSYM son yıllarda direkt harita üzerinden kıyı tipi sorularını soruyor. Buna dikkat edelim. Evet bir daha söylüyorum. Bakın şurada İstanbul Boğazı kenarında ince bir ayrıntı var. ÖSYM sizi bu şekilde avlayabilir. Bizim için kritik öneme sahip bu. Bu boğazı verseydi Ria ama hemen yan tarafını verdiği için limanlı diyeceğiz. Burada küçük çekmece, büyük çekmece gölleri var. Bunlar limanlı kıyı tipine örnektir. Evet arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten biraz rahatsızım. Bazı merkezler ve bu merkezlerde görülen yaygın olarak görülen topraklar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Zonguldak var. Zo'yu gördüm. Podzol'u görüyorum. Doğru. Edirne arkadaşlar Vertisol demiş. Sol Türkiye'nin sol üst köşesinde. Evet Vertisol toprak Trakya'da göreceğiz. Adapazarı burada Sakarya Nehri'nin alüvyonlarını göreceğiz. Doğru. Kars, Erzurum Kars, Çernezyom. Burada olduğunu biliyoruz. Regosol. Regosol toprak arkadaşlar volkanik dağlar çevresinde görülen kumlu gevşek topraktır. Volkanik dağlar çevresinde görülür. Samsun'da herhangi bir volkanik dağ ya da volkanik arazi olmadığını biliyoruz. Bundan dolayı Samsun'da regosol görülemez. Evet. Mesela İç Anadolu volkanlarının çevresinde
Yine arkadaşlarım, Doğu Anadolu volkanlarının çevresinde ben Regosol toprağı görürüm ama burada Samsun'da Regosol görülmez. Volkanik dağ lazım. Var mı sorusu olan burada? Şu ne diye diyen var mı? Evet, geçelim. Türkiye'de Boğaz vadilerinin görülmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize arkadaşlar. Hangisidir diye sormuş. Bakalım. Türkiye'de Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya gibi nehirlerin yataklarında Boğaz vadiler görülmektedir. Türkiye'de Boğaz vadilerin görülmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Boğaz Vadi nasıldı? Arkadaşlar, akarsu, dikkat ediyorsunuz. Önüne gelen dağı yarıp geçiyor. Dikkat ediyorsunuz buna. Akarsu önüne gelen dağı yarıp geçince dikkat edelim. Burada ne yapacak? Boğaz Vadi yapacak arkadaşlar. Akarsu önüne gelen dağı yarıp geçiyor. O yüzden bir akarsuyun Boğaz Vadi yapması için kaynağını iç kesimden alması gerekiyor. Ortalama yükseltisinin fazla olması bu Boğaz Vadi'nin sebebi olamaz. Akarsuların doğu batı doğrultusunda akış göstermesi hiçbir alakası yok. Türkiye'de arkadaşlar dağlar doğu batı yönünde uzandığı için akarsularda doğu batı akış gösteriyor. Kapalı havzaların olması alakası yok. Akarsuların rejimlerinin düzensiz olması bu taşıdığı su miktarı ile ilgilidir. Alakası yok ama dağların denize paralel olması kaynağını arkadaşlar içeriden alan akarsular, bakın arkamda Türkiye var, kaynağını içeriden alan akarsular denizlere ulaşmak için önüne gelen dağları yarıp geçiyor. Ben buna Boğaz ya da Yarma Vadi adını veriyorum. ÖSYM burayı sordu. Dikkat edin. Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Seyhan, Ceyhan, Fırat, Dicle gibi bu 7 akarsu ne yapıyor? Önüne gelen dağları yarıp geçtiği için Boğaz Vadi yapıyor. Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Seyhan, Ceyhan, Fırat, Dicle. Bu 7 akarsu kaynağını ülke içinden alıyor. Denizlere gelmek için dikkat edelim. Dağları yarıp geçiyor. Bundan dolayı da Boğaz Vadi yapıyor. Dağlar denize paralel uzandığı için Boğaz Vadi yapar. Nerede Boğaz Vadi görülmez sorusunun cevabı ise Ege bölgesidir. Çünkü Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için akarsular o dik uzanan dağların içindeki grabenlerde denize doğru rahat bir şekilde akış gösteriyor. Önüne gelen dağı parçalayıp geçmiyor. Cevabımız D şıkkı. Bir daha söylüyorum. Kaynağını ülke içinden alan akarsular, mesela buradan doğan Kızılırmak. Şöyle yapıyor, geliyor. Şuradaki dağları geçmek zorunda. Yarıp geçiyor. O yüzden kaynağını iç bölgelerden alan akarsular, dikkat edeceksiniz buna, Boğaz Vadi yapar diyorsunuz. O akarsuları da saydık. Yukarıda verilen tarım alanların tamamında en sık yaşanan doğal afet hangisidir arkadaşlar? Doğal afet. Burada dikkat edelim. Bize nereler verilmiş? Hemen bakalım arkadaşlar. Nereler verilmiş? Karadeniz verilmiş. Akdeniz kıyıları verilmiş. Yine Marmara'da, Trakya'da Ergene kesimi verilmiş. Hemen bakıyoruz. En sık yaşanan doğal afet hangisi diye inceleyelim. Şimdi bana öyle bir şey söyleyin ki bunların hepsinde görülsün. Karadeniz deyince aklıma heyelan gelir. Yine Doğu Karadeniz'de çığ gelir ama Akdeniz'de heyelan ve çığı göremeyiz. Hele ki Trakya'da hiç göremeyiz. O yüzden heyelan gitti. Yine arkadaşlar bu Doğu Karadeniz kısmı deprem riskinden düşük. Bu da gitti. Heyelan ve deprem gitti. Orman yangını riski düşüktür ki Trakya kesiminde ormandan bahsedemezsin. Kaya düşmesi yine bu bölgede risk düşük arkadaşlar. Ama sel ve taşkın dikkat edelim. Bu 3 tane verilen merkezde ortak görülen doğal afettir. Dikkat edelim. Burada özellikle Meriç Nehri taşkın yapar. Dikkat ediyorsunuz. Yine Akdeniz'de sel, Karadeniz'de sel öne çıkar. Buna dikkat edelim.
Evet, sel ve taşkın bu üç merkezin ortak doğal afetidir. Bir diğer soru. Yukarıda göl türlerini görmek isteyen bir gezi grubu sırasıyla aşağıdaki şehirlerin hangisine gitmelidir diye sormuş arkadaşlar. Buzul Gölü, Mağar Gölü, Karstik Göl, Alivyonset Gölü. Bakalım arkadaşlar. Buzul Gölü'nü görmek için bir kere Bursa olur, Hakkari olur, Rize olur, Antalya olur. Gaziantep o biraz gitti zaten kafadan. Mağar Gölü demiş. Mağar Gölü'nü görmek için Bitlis olamaz. A şıkkı zaten gitmişti. Konya olur ama Bitlis olamaz. Bu da gitti. Van'da da mağar yok. O da gitti. Konya olur. Evet. Ya B ya E. Devam edelim. Karstik Göl arkadaşlarım. Burdur'da Karstik Göl oldukça fazlayken Van'da olmaz. E şıkkı da gitti. Alivyonset Gölü'nü görmek için Muğla'da Köyceğiz'e gidersin. Cevabın ne olur arkadaşlar? B şıkkı oluyor. Buzul Gölleri. Bursa, Uludağ'da Buzul Gölleri var. Dikkat ediyorsunuz. Konya'da Mekemağarı, Burdur'da birçok karstik gölümüz var. Muğla'da Köyceğiz yani Alivyonset Gölü olan Köyceğiz'i göreceğiz. B şıkkı burada doğru cevabımız oluyor. Evet. Yukarıda verilen sıcaklık yağış grafiği hangi şehrimize aittir diye sormuş. Şöyle bir zoomlayalım buraya. Sıcaklık ve yağış grafiğini incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şurada görüyorsunuz noktalar sıcaklığı, şu puntolar ise yağışı gösteriyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Sıcaklık grafiğine baktığımızda bu taraf bize sıcaklığı veriyor. Eksi 5'lere kadar, eksi 10'lara kadar düşmüş. İlkbahar ve yaz ayları yağışlı. Pardon, ilkbahar yağışlı. Dikkat ediyorsunuz buna. Hangi ilimize, hangi şehrimize ait olabilir diye sormuş arkadaşlar. Hemen söyleyin bana. Eğer sıcaklık grafiğinde sıcaklık eksi 5-10 arasına düşüyorsa neresi oluyor burası? Sıcaklık eksi 5 ile eksi 10 arasına düşüyorsa neresi oluyor? Arkadaşlar size ben şunu söyleyeyim. Bakın eğer size verilen iklim grafiğinde sıcaklık değerleri eksi 5'in altına düşmüş. Bakın şurada Şubat, Ocak aylarında eksi 5'in altlarına düşmüş. Görüyorsunuz. Bu ya Erzurum, ya Kars, ya da Ardahan'dır. Hocam, karasal iklimde İç Anadolu'da, Güneydoğu'da bu bir ortalamadır. O yüzden İç Anadolu, Güneydoğu karasalında sıfırın altına düşmez. Sıfırda kalır. Çünkü ortalama alıyorsunuz. Tamam mı? Ben sıcaklık hiç sıfırın altına düşmez demiyorum. Tabii ki düşer. Ama bu bir ortalamadır. Ay ortalamasıdır. Dikkat edelim buna. Arkadaşlar o yüzden cevabımız olacak. Eksi 5 ile eksi 10'u gördüğümüz için neyi alacağız arkadaşlar? Erzurum'u alacağız. Ben size yanlış bilinen bir şey daha söyleyeyim arkadaşlarım. Diyorlar ki Erzurum, Kars, Ardahan'da yaz yağışı en fazla değil mi? Hocam Kars'la Ardahan mevsimler içinde en fazla yağışını yazın alır. Ama Erzurum dikkat ediyorsunuz Erzurum'da bunu biz araştırdık, baktık. Tüm iklim grafiklerini inceledik. En fazla yağışın ilkbaharda düştüğünü, evet yazıda yağışlı ama ilkbahar daha da yağışlı. Dikkat edelim buna arkadaşlar. Yağış miktarına baktığımızda, yağışın mevsimlere baktığımızda bahar sonu yaz başının yağışlı olduğunu görüyoruz. Bu eğer Gaziantep olsaydı İlkbahar yazın arkadaşlar Haziran ayında bu kadar yağış olmazdı. Dikkat edeceksiniz buna. Zaten Akdeniz iklimi olamaz. İzmir, Adana gider. Kışları yağışlı en fazla olması lazımdı. Samsun'da keza o şekilde arkadaşlar. Ama ben bir daha söylüyorum size. Erzurum'da ilkbahar sonu yaz başı yağışlıdır. Eksi 10'lara kadar neredeyse düşmüş en soğuk ay. Bu Erzurum'dan başka bir şey olamaz. ÖSYM son 3 yıldır devamlı iklim grafiği verip bu hangi ile aittir diye soruyor.
Bir daha soruyorum. Kulağınıza küpe olsun. Sıcaklık değerlerinin ortalaması eksi değer gördüyse, eksi 5, eksi 10'ları gördüyse ya Erzurum, ya Kars, ya Ardahan. Aşağıda verilen alanlarda yetişen bitki türlerinden hangisi relikt, kalıntı bitki özelliği geçmez? Tabii ki hocam. Evet. Hocam, Erzurum'un yağış grafiğini incelediğimizde en fazla yağış yazın düşüyor. Pardon, ilkbahar düşüyor. Özür dilerim. Ama Kars'la Ardahan'da yaz. Evet, hangisi relikt bitki özelliği göstermez? Relikt, jeolojik dönemler boyunca geniş yayılma alanına sahipken dünyanın geçirdiği evreler nedeniyle yok olan bitki taksonlarına karşın, yani çeşitlerine, bitki türlerine karşın bulabildiği uygun ekolojik faktörlerin devamına bağlı olarak günümüzde dünyanın bazı köşelerinde yaşamını sürdürebilen bitkiler içerir. Buna göre hangisi relikt, kalıntı bitki özelliği göstermez demiş. Arkadaşlar, öyle bir şey olacak ki olduğu yerin bitkisi olmayacak. Başka yerin bitkisi olacak ama orada da görülecek. İşte o relikt, kalıntı bitkidir. Ona diyor ki hangisi relikt bitki değildir? Bakalım. Kayın ağacı, Amanos. Kayın ağacı Karadeniz'in ormanı, Amanos Hatay'da. Yani Nur Dağları, Amanos Dağları Hatay'da. Kayın ağacının Akdeniz'de ne işi var? O zaman ne diyorsun buna? Relikt diyeceksin. Anladınız mı mevzuyu? Kayın Karadeniz'in ağacı ama Akdeniz'de ne işi var? Olayımız bu. Kızılçam, Akdeniz'in bitki örtüsü. Tokat'ta, Karadeniz'de ne işi var? Relikt, kalıntı. Oraya gelmiş, kalmış. Kalmış, kalıntı. Gitmemiş daha. Bitkiler buzul çağlarında devamlı yer değiştirir. Dikkat ediyorsunuz. Sedir. Akdeniz'in bitkisi sedir. Çoruh, Karadeniz'de, Artvin'de ne işi var? Relikt. Ihlamur ağacı. Karadeniz'in bitkisi Beydağları, Antalya'da. Ne işi var? Relikt. Yani kalmış. Orada kalıntı bitki. Gelelim. Sarıçam, Kuzeydoğu Anadolu. Sarıçam, ülkemizin karasal, soğuk alanlarında görülen, soğuğa karşı dayanıklı bir çam türüdür. Kuzeydoğu Anadolu'da Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum, Kars çevresi. Bundan dolayı arkadaşlar, sarıçam ormanlarının bu Erzurum, Kars, Ardahan'da görülmesi relikt bitki değildir. Buraya özgü bitkidir. Yani klimaks oraya uyum sağlamış. Orada her halükarda görülen bitki türüdür. Sarıçam Kuzeydoğu Anadolu'da görülmesi relikt bitkiye örnek değildir. Burada normal şartlar altında görülür. Ihlamur Batı Karadeniz'de görülür. Doğu Karadeniz'de görülür. Deniz kıyısında görülen geniş yapraklı ormanlar içindeki bir ağaç türüdür. Ordu'da görülür arkadaşlar. Ihlamur ağacının Antalya'daki Beydağları'nda görülmesi relikt, kalıntı bir bitkiye örnektir. ÖSYM geçmişte bu soruyu sordu bu arada arkadaşlar. Bu çıkmış bir sorudur. Dedi ki, Tokat çevresinde Akdeniz bitkilerinin görülmesi, Antalya çevresinde Karadeniz bitkilerinin görülmesi hangisine örnektir diye sordu. Cevap relikt, kalıntı bitkiydi. Herkes endemi işaretledi arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi olduğu yerde ait değilse, başka bir bölgenin ağaç türüyse, başka yerde görülüyorsa o relikt kalıntıdır. Ama sarıçam ormanı oraya direkt oturuyor arkadaşlar. O yüzden sarıçam relikt değildir. Sedir Akdeniz'in bitkisi, Çoruk Karadeniz'de, Artvin'de. Sedir'in Artvin'de ne işi var? Akdeniz'in bitki örtüsü. Ülkemiz nüfus yapısıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır diye sormuş bakalım arkadaşlar. Ülkemizde nüfus miktarı sürekli artmıştır. Evet, Türkiye'de tüm sayımlarda nüfus miktarı sürekli artıyor. 1960 yılında DPT'nin kurulmasıyla çok çocuk sahibi olmak özendirilmeye çalışılmıştır. O kalsın, o kalsın. Erkek nüfus miktarı kadın nüfus miktarından fazladır. Doğru, %50.1 erkek, 49.9 kadın. Yaşlı nüfus miktarı en fazla olan ilimiz İstanbul'dur. Kesin yanlış diyorsunuz arkadaşlar. Bakın, Sinop'un etip butu ne? Sinop kaç bin nüfuslu? He? Sinop kaç bin nüfuslu arkadaşlar? Sinop yaş ortalaması yüksek ilimiz. Yaş ortalaması en yüksek. Ortancamız en yüksek olan, ortanca en yüksek olan en yaşlı ilimizdir. Doğru. Sinop'un nüfusu kaç bin? İstanbul'un nüfusu kaç milyon? Yani İstanbul'daki, bak ÖSYM bunu yapıyor, düşüyorsunuz. Ya ezberi bırakın. Bir mantığına bakın bu işin. Arkadaşlar, yaşlı nüfus miktarı en fazla olan ilimiz tabii ki İstanbul'dur. 16 milyon nüfuslu arkadaşlar. 16 milyon nüfuslu, dikkat edelim. İstanbul'daki yaşlı nüfus miktarıyla 200 bin nüfuslu neredeyse Sinop'u karşılaştırıyoruz. Etmeyin. 80 katı neredeyse. Arkadaşlar. Hocam bakın siz şunu anlamıyorsunuz. Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop. Bunda sıkıntı yok. Evet. Yaş ortalaması en yüksek ilimiz Sinop. Bunda sıkıntı yok. Ama burada diyor ki miktar diyor. Miktar diyor hocam. Evet, miktar diyor. İstanbul'da 16 milyon nüfus var. Tabii ki yaşlı nüfus kadar genç nüfus da var. O yüzden ne yapıyor? Yaş ortalaması düşüyor. Eyvallah. Ama miktar olarak İstanbul'la Sinop kıyaslanamaz. Dikkat ediyorsunuz buna. Miktar diyor. Ha sen şunu diyeceksin. Abi Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop. Okey. En yaşlı il Sinop. Ama yaşlı nüfus miktarı sorulduğunda, sayı olarak sorulduğunda tabii ki İstanbul diyeceksin. Dikkat ediyorsunuz. Yani bu bilgi doğru bir bilgidir arkadaşlar. Ne mi yapıyor İstanbul'da? Hayatını yaşıyor işte. Tarımlı çalışanların oranı sürekli azalıyor. Evet, çünkü tarımda makineleşme var. Tarımlı çalışanların oranı devamlı ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Ama 1960 yılında DPT'nin kurulmasıyla hayatımıza bir şey girmişti. Aile planlaması. Planlaması girmişti. Arkadaşlar, 1960 yılından sonra aile plan 60'ta DPT kurulmuştu. Aile planlaması geldi. 557 sayılı kanunla isteyen istediği zaman istediği kadar çocuk sahibi olabilir diyordu. Devlet çocuk özendirme politikasını çekiyor. Devlet azaltıcı politikaya geçiyor arkadaşlar. O yüzden burada çok çocuk sahibi olmak değil, dikkat edin, nüfus artış hızını azaltıcı politika vardır 1960-80 arasında. Dikkat edeceksiniz buna. Cevabımız B olduğunu söyleyeceğiz. Devlet Planlama Teşkilatı burada hayatımıza, DPT Devlet Planlama Teşkilatı burada aile planlaması hayatımıza giriyor ve devlet arkadaşlar nüfus artış hızını azaltıcı politikaya geçiyor. Hatta 63-67 arasında birinci 5 yıllık kalkınma planında diyor ki arkadaşlar, gelişmenin önündeki en büyük engel hızlı nüfus artışı. Bundan dolayı devlet azaltıcı politika izleyecek arkadaşlar. 60-80 aralığında. Şu an en az 3 çocuk. Artırıcı politika var. Tamam mı? Arkadaşlar şu soru tam bir ÖSYM ayarında soru. Dikkat ediyorsunuz buna. Burada miktar diyor. Dikkat ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, kas soru çözeceğim, ben size söyleyeyim.
2, 3, 6 sorumuz kalmış. Evet, bakalım. Hocam, bu çıkmış soru değil ama çıkması muhtemel bir soru. Evet. Yani tecrübeli arkadaşlar varsa aramızda ÖSYM'nin nasıl soru sorduğunu çok iyi bilir. Onlar olayı zaten dank ediyor şu anda olay şu anda onlara. Yukarıda verilen projelerde kullanılan akarsular aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ZBK projesinde kullanılan akarsu. Arkadaşlar, Zonguldak, Bartın, Karabük'te Karabük Demir Çelik Tesisi'nin su ihtiyacını karşılamak için Filyos Nehri'nin suları kullanılmıştır. Buradaki demir çelik tesisinin işlediği demiri soğutmak için Filyos Nehri suları kullanılmıştı. KOP kapsamında mavi tünelle suları Konya Ovası'nı sulayan Göksu olduğunu söyleyeceğiz. Göksu. YHGP Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi adı üstünde YHGP Yeşilırmak Havzası Yeşilırmak görüyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz buna arkadaşlar. O zaman ne oldu? Filyos, Göksu, Yeşilırmak cevabımız arkadaşlar C şıkkı olduğunu söylüyoruz. Artmasıyla birlikte Konya'da yukarıda verilen tarım ürünlerinin hangilerinin üretiminde artışlar meydana gelmiştir? Sulama gelen yerde. Bak iyi dinle. İyi kulak ver bana. Beni bul. Beni bul. Sulama gelen yerde nadas azalır. Burada bizim işimiz yok. Nadas azaldı. Ama dikkat edeceksiniz. Sanayi ürünleri ekim alanı genişler, sebze gelişler ama tahıl ve baklagil azalır diyeceksiniz. O zaman bana arkadaşlar artış meydana gelmiş diye sormuş. O zaman ben neyi arayacağım? Sanayi bitkileriyle sebzeyi arayacağım. Dikkat edeceksiniz buna. Sebze ürünlerine. Ama bunlar artıyor. Dikkat edelim. Bunlar artıyor. Kim azalıyor? Dikkat ediyorsunuz. Tahıllar, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve baklagil ne yapıyor? Baklagiller azalacak. Dikkat edelim. Sulama gelen yerde böyle bir durum ortaya çıkıyor. Pamuk sanayi bitkisi artış gösterir. Mısır arkadaşlar Konya Ovası demiş. Ha, pardon. Sanayi bitkisi artış gösterir ama arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde pamuk tarımı yoktur. O yüzden pamuk gitti. Mısır Mavi Tünel'in katkılarıyla Konya birinci oldu arkadaşlar. Konya birinci oldu sulama gelince. Buğday azaldı. Pamuk tarımı zaten yok İç Anadolu'da. Yine ayçiçek ekim alanı genişlemiştir. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 2 ve 4 olacak. Dikkat edelim buna. Nerede o şık? E şıkkı burada. Dikkat edelim arkadaşlar. Pamuk, dikkat ediyorsunuz. Toprak nemi ve sıcaklık şartları uygun olmadığı için Konya Ovası'nda tarımı yapılamıyor. Ama Konya Ovası'na su geldi. Mavi Tünel'in katkılarıyla Mısır'da birinciliği Konya aldı arkadaşlar. Mısır'da birinciliği Konya aldı. Dikkat edeceksiniz buna. Mısır'da birinciliği aldı. Bizim için önemli. Yine arkadaşlar bir diğeri ise ayçiçeği sulamayla beraber ekim alanı genişledi. Burada bize artışlar olduğunu sormuştu. Mısır'la ayçiçeği cevabımız 2 ve 4. Dikkat ediyorsunuz buna. Ha, şuna söyleyelim. Gabından su gitmişti. Gabla su gitti. Gabından su gitmiş. Kırmızı mercimek azalırken pamuk artmıştı. Antep fıstığı ise nötrdü. Sulamaya karşı tepki vermez. Zeytin, Antep fıstığı Güneydoğu'da sulamaya karşı tepki vermedi. Ama şu G kırmızı mercimek, bu P'de pamuk, Güneydoğu'da pamuk artış göstermişti. Kırmızı mercimek azalmıştı. GAP, Güneydoğu Anadolu projesi. Ama arkadaşlar, Konya, Instagram adresimi soranlar var. Arkadaşlar, Konya Ovası projesinde arkadaşlar bir daha söylüyorum. Mısır'la ayçiçeği ekim alanı genişlemişti. Bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Evet.
Evet, devam edelim. Instagram'ımı soran arkadaşlar. Koray Hocam coğrafya. Instagram adresim. Evet. Yaş kaç? Yani ruh yaşımı soruyorsan 250 falan var. Evet. Yukarıda çıkarıldığı ve işlendiği yerler verilen madenler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Evet. Bakalım soruya bakalım. Soruya odaklanın arkadaşlar. Grup olayım. Yapmayın. Etmeyin. Soruya bakalım. Chat kafayı yedi şu anda. Özelden mesajlar da geliyor. Evet arkadaşlar. Sivas arkadaşlar bakın şurada bir de Divriği'nde burada demir çıkıyor. Çıkarılan demir trenlerle ne yapılıyor? Zonguldak'taki Ereğli ve Karabük'teki demir çelik tesislerine götürülüyor. Bir diğeri ise şurada bizim Seydişehir'de bakın şurada pardon şu önce demiri konuşalım. Zonguldak ve Ereğli arkadaşlar. Zonguldak'taki Ereğli, Erdemir ve Kardemir, Karabük'teki Kardemir'e işlenmeye gidecektir demir. Burada ise çıkarılan boksit, bu Antalya Akseki'den çıkarılan boksit arkadaşlar. Nereye gidecek boksit? Burada Konya, Seydişehir'deki alüminyum, Türkiye'nin en büyük ilk alüminyum tesisi olan biliyorsunuz Seydişehir Alüminyum Entegre Tesisi. Dikkat edelim arkadaşlar. Seydişehir tesisine gidecek. O yüzden demir, bir de demir gitti, iki de boksit gitti, alüminyum oldu. Böyle bir şıkkımız var mı? D şıkkında demirle boksiti göreceğiz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Taşınma sorusu, ÖSYM bunun tarım ürünleri sorusunu sordu arkadaşlar. Dikkat edelim. Demir, Sivas'ta çıkan demir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sivas'ın demiri Karabük'le Zonguldak'taki demir çelik tesisine götürülür. Malatya'nın demiri İskenderun'daki demir çelik tesisine götürülür. Sivas'ın demiri Zonguldak'la Karabük'e, oradaki demir çelik tesislerine, Malatya'nın demiri İskenderun'a götürülür. Dikkat edin. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Kastamonu köyde çıkan bakır arkadaşlar Samsun'a götürülür. Kastamonu köyde çıkarılan bakır dikkat edin nereye götürülüyormuş? Samsun'a götürülüyor arkadaşlarım. Dikkat edelim bunlara. Bakın bu gidiş soruları gelebilir. Beklenen soru tarzıdır bu. Yine Muğla, Milas burada Köyceğiz'de çıkarılan krom Antalya Ferrokrom tesisine işlenmeye götürülür. Tamam mı? Liman demeyelim de hocam. Tesis orada. Mesela boksiti Seydişehir'e götürüyorsun. Akseki'den Seydişehir'e götürüyorsun. Konya'ya doğru götürüyorsun. Amaç ne? Orada alüminyum tesisi var. Boksit. Mesela Milas Köyceğiz'de çıkan krom nereye götürülüyor? Antalya Ferrokrom tesisine götürülüyor. Dikkat edelim. Kastamonu Küre'de çıkarılan bakır Samsun'a götürülüyor. Evet. Bakayım kaç soru kaldı. Size de bilgi vereyim. Arkadaşlar son 4 sorumuz. Yukarıda verilen santraller sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi sıkıntı var. Sıkıntı büyük şimdi. Evet, olabilir. Türkiye'nin en büyük rüzgar enerji santrali demiş. Rüzgar enerji santralimiz en büyüğü arkadaşlar. Kim bu? Türkiye'nin en büyük rüzgar enerji santrali. Ben size söyleyeyim. Hemen Alaçatı diye atlıyorsunuz. Durun. Dur. Dur. Atlama. Atlama dur. Bana ilk sorulmamış. Evet, ilk Alaçatı'ydı arkadaşlar. Adamlar korktu şu anda. Aya atlıyor diye. Alaçatı'yı atlamayın. Durun. Durun. İşlemleri durdurun. Bir dakika. One minute. Excuse me. Bir saniye. Bir saniye. Bana ilk rüzgar enerji santrali sorulsaydı evet Alaçatı derdiniz. İlk. İzmir. Alaçatı germeyen santrali. İlk rüzgar enerji santralimiz. İlk RES. Ama bana en büyüğü sorulmuş. Kurulu gücüyle Türkiye'nin en büyük rüzgar enerji santrali Manisa'daki Soma Rüzgar Enerji Santrali'dir.
Dikkat edin, bunu not düşün. Türkiye'nin en büyük rüzgar enerji santrali. Alaçatı'daki ilkti. Ama Soma en büyüğü. Türkiye'nin en büyük linyitle çalışan termik santrali. En büyük linyitle çalışan termik santralimiz arkadaşlarım Afşin Elbistan santralidir. Şöyle bir yanılgı var. Hocam Afşin Elbistan iki santral. Hayır, Afşin Elbistan bir santral arkadaşlar. Tek santral. Dikkat edelim, tamam mı? Tek santral. Afşin Elbistan tek santral. Yani Afşin'de bir santral, Elbistan'da bir santral yok. Afşin Elbistan bir santral arkadaşlar. Dikkat edelim. Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali. Adı üstünde Atatürk arkadaşlar. Fırat Nehri üzerinde Güneydoğu'da kalan Atatürk'tür. Soma Afşin Atatürk hangi şıkta? E şıkkında görüyorsunuz. Tamam mı? Türkiye'nin en büyük rüzgar enerji santrali Soma. En büyük linyitle çalışan termik santralimiz Afşin. En büyük hidroelektrik santralimiz Atatürk. Linyit nedir hocam? Linyit kömürdür hocam. Kömür. Yani linyit kömürdür. Evet, Soma faciası, linyit faciası var orada. Evet, devam edelim. Ya serbest ticaret bölgeleri falan, geçin bunu arkadaşlar. Okumaya gerek yok. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangisi sınırlar içinde serbest ticaret bölgesi bulunmaz? Adam diyor ki kardeşim gümrük indirimli, gel yatırımı Türkiye'ye getir. Ülke içinde üretilen ürünler de diyor ki gümrük indirimli, götür sat yurt dışına, parayı getir diyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Gümrük indirimi var. Ben size serbest ticaret bölgesiyle ilgili şunu söyleyeyim. İlk serbest bölge limanımız Mersin ve hangi il içinde serbest ticaret bölgesi bulunmaz diye sormuş. Rize'de var, Denizli'de var, Kayseri'de var, Samsun'da var ama Konya'da yoktur arkadaşlar. Konya'da serbest ticaret bölgesi bulunmaz. Ben size bir tavsiyede bulunayım. Serbest ticaret bölgesi bulunan illeri bilmeden sınava girmeyin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Yukarıda verilen soruların yanıtları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Türkiye'nin deniz içi doldurularak yapılan havalimanı ilk soruluyor sanırım arkadaşlar. Ordu Giresun, ODÜ yani Ordu Giresun var şıklarda. Üzerinde yüksek hızlı tren geçişi bulunan köprümüz arkadaşlar, bu da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür. İki kıtayı birbirine bağlayan karayolu tünelimiz arkadaşlar, durun bir dakika, bir saniye, dur. Durun, işlemleri durdurun bir dakika. İki kıtayı birbirine bağlayan tünel deyince herkesin aklına Marmaray geliyor. Adı üstüne Marmaray, raylı sistem. Bana diyor ki, o treni sormuyor. Bana diyor ki, karayolu tünelini soruyor. İki kıtayı birbirine bağlayan karayolu tünelimiz İstanbul Boğazı altından geçiyor. İsmi de Avrasya. Hata yapma. Dikkat edelim. İnşa edilen üçüncü asma köprümüz arkadaşlarım. Evet, burada da Nisibi'yi göreceğiz. Dikkat edelim arkadaşlar. Nisibi Köprüsü'nü göreceğiz. Nerede var mı o? Doğu'nun Boğazı Köprüsü diye geçer. Var böyle bir şık. Bakalım. Deniz içi doldurarak o Ordu Giresun dedik. Gitti. Yüksek hızlı tren olan Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim doğru. O da gitti. Hepsi gitti. B kaldı bir tek zaten. Evet. Ordu Giresun, Yavuz Sultan Selim yüksek hızlı tren, Avrasya karayolu tünelimiz, üçüncü asma köprümüz Nisibi arkadaşlar. Cevabımız arkadaşlar Bursa, en yüksek köprümüz Botan Çayı üzerindeki arkadaşlar. Botan Köprüsü, Siirt'teki Botan Beğendik Köprüsü arkadaşlar. Ama sana Türkiye'nin en uzun asma köprüsünü sorarsa
Çanakkale 1915 köprüsü olduğunu söyleyeceksiniz. En yüksek köprü Botan Çayı üzerinde Beğendik Köprüsü'dür ama sana Türkiye'nin en yüksek ve en uzun asma köprüsü sorulursa kule yüksekliği ve uzunluğuyla dünyanın en büyüğü 1915 Çanakkale Köprüsü olduğunu söyleyeceğiz. Bu sorunun cevabının da B şıkkı olduğunu söylüyoruz. Bakalım kaç soru kaldı. Evet, son soruya geldik arkadaşlar. Bir turist grup çıktıkları Türkiye gezisinde aşağıdaki antik kentleri gezmişlerdir. Buna göre turist grubu sırasıyla hangi şehirlere gitmişlerdir? Gaziantep'e sonsuz selamlar olsun. Hüseyin hocam da çok sevdiğim bir arkadaşım oradandır. Termesos nerede? Termesos. Evet hocam, Akaşi Köprüsü'nü geçti. 2023 metre uzunluğuyla Akaşi'yi geçti. Benim memleket Ordu. Canlar. Termesos nerede diyorum? Cevap yok. Evet, Termesos 2020 KPSS lisans, pardon 21 KPSS lisans sorusuydu arkadaşlar. Hocam Gölköy'den selamlar. Gölköy arkadaşlar, eğer Ordu bir ilse Gölköy başkent olmalıydı gerçekten. Eğer Ordu'ya bugün gelirseniz Gölköy'e kesinlikle gitmelisiniz. Gölköylüyüm hocam, Ordulu hocam, Gölköylüyüm. Evet, Kumru'ya sonsuz selamlar. Termesos Antalya. Güzel. Bu Antalya'dan da ne kadar güreşçi çıkıyor ya. Maşallah adamlar güreşin merkezi oldu. Troya nerede? Troya Çanakkale'de. Bakın bu tarz soru ÖSYM çok geçmişte sordu. Afrodisias antik kenti. Gölköy hocam, ben Gölköy'den. Aydın Afrodisias. Aydın. Alacahük nerede? Evet, Çorum'da. Evet, Antalya, Çanakkale, Aydın, Çorum. C şıkkı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar ayrılmayın, devam edeceğiz. Size bir şey... Ayrılmayın, size başka bir şey daha açacağım. Evet, arkadaşlar Keguzen'e sonsuz selamlar. Hocam açtığınız videonun sesi gelmiyor. Arkadaşlar gelmesin, o şey değil. Ben Keguzen'deyim. Keguzen arkadaşlar candır. Gerisi de candır ama Keguzen başka bir candır. Bir saniye, size şurada bir şey açmam gerek. Ne açmak gerek? Evet, bir saniye bekleyin arkadaşlar. Size bir şarkı açacağım. Bu şekilde veda edelim. Arkadaşlar, şeyi soruyorsunuz. Bu serbest ticaret bölgelerinde. Instagram adresim Koray Hocam Coğrafya arkadaşlar. Instagram adresinden bana ulaşın. Ben size atarım arkadaşlar, tamam mı? Yani siz bana ulaşın, ben size göndereyim. Tamam mı? Siz bana atın, Instagram'dan bana mesaj atın, serbest ticaret bölgeler hocam diye. Arkadaşlar bekleyin, size bir şarkı açayım. Ezan bitene kadar bekleyin. Atarım hocam. İsteyin, Instagram'dan atın bana. Ben size PDF de gönderirim. Sıkıntı yok. Her şey için çok sağ olun. Arkadaşlar bu Ordulu arkadaşlar. Perşembeden selam yazmıştı. Ordulu arkadaşlar. Yayın kaydedilir herhalde ya.
Tekrizem o işleri halleder. Antep'e sonsuz selamlar. Ordulusun. Beni tanıyor musun hocam? Beni tanımıyor musun yoksa? Nasıl tanımazsın? Abdu Aga'nın oğlu Bilo Aga. 36 köy. 74 mezra. Erzurum okuduğum yer arkadaşlar. Erzurum çok güzeldir gerçekten. Hocam ezan bitsin size şarkı açacağım. Ödemiş civanın merkezi. Ödemiş civa, civa ödemiş. Dikkat. 2 saat dersimiz var. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Hocam Tekuzem YouTube kanalına yüklenir bu video. Erzincan güzeldir. Evet, kendim çıkarttım arkadaşlar. Sözler bana ait. Altyapısı tabii ki yapımcıya ait. Ama sözler bana ait. Borcu olmayan tek yer ödemiş. Güzel. Antalya yok mu Karslıkçılar? Antalya yok mu hocam Karslıkçılar? Evet. Ya şarkı açacağım. Dinlemek isteyenler arkadaşlar dinlesin. Yoksa teşekkür ediyorum. Geldiniz. Allah razı olsun. Batman deyince aklıma Batman geliyor benim. Niyeyse. Hazırımdakilere de durmadan ödedim. Az onu yiyeceğim ya. Evet. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Sınavla ilgili arkadaşlar olur. Var mı? Var mı sınavla ilgili sormak istediğiniz bir şey arkadaşlar? Yani sınav nasıl gidiyor? Çalışabiliyor musunuz? Durumunuz nasıl? Instagram'da Instagram'dan da soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Verin hocam. OEBT coğrafya her seneki gibi klasik. Harika hocam. Klasik sorular sorulacaktır. Genel tekrarlar başlar hocam. Slide'ı anlatacağız. Sınıfçı iyi. Madenler çok basit. Çok basit. Ben size anlatayım madenleri. Abdest alan yanmaz. Asbest. Abdest alan yanmaz. Ama ondan sonra bakırcılık kaderimiz olmuş. Türkiye'de kro çok, krom çok. Bu kadar. YKS erken açıklanabilir. 20 Temmuz demişti zaten. Ya geldi. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar şarkı açacağım. Dinlemek isteyenler beklesin. Dinlemek isteyenler de teşekkür ederim geldiğiniz için arkadaşlar. Madenler ve ağaç türleri tipleri. Yani hocam vallahi zor bir şey değil ya. Bu akşam Instagram'da takip edin arkadaşlar. Instagram'da da bu akşam bir etkinlik, güzel bir etkinliğimiz var. Kaçırmayın bu akşam bir dersi. Evet. Celle Celaluhu. On buçukta hocam Instagram'da bakabilirsiniz. Geliyor şarkı. Arkadaşlar size şarkı gelmedi mi ya? Şöyle yapalım. Şimdi ben bir saatte şarkı dinliyorum ya. Ses yok mu? Ses geldi mi? Ses geliyor mu? Ha, iyi. Bye.
kıyı boyunca ürkütür dar yolları. Samsun'da Delta, Çarşamba, Bafra. Rize çayı yanında neymiş Fanta. O bir sigana uzun tünelli yollar. 150 barajında gövde yüksek. Karadeniz'imin her yerinde tümsek. Tokat'ta Ballıca, Gümüşhane, Karaca. Yağış eğimkil arazi elan yapar. Cumhuriyetin temeli Sivas'ta. Demir yüreğiyle Sivas'ta bir aslan. En büyük ovada Mevlana, Konya. Kapadokya'da çok güzel atlar var. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş. Şimdiki sanatçıları beşe katlar. İlk milli park Yozgat, Çamlı. Kaya tuzunun diyarı Çankırı. Balık miktarı az, çeşidi fazla. Akdeniz bura, turist el salla. Çukurova verimli, çokça ürün var. Kuyuca Kısparta, lavanta koklar. Bakı Tiflis, Ceyhan boru hattı. Ekonomimize artı değer kattı. Kız Kalesi, Mersin, cennet cehennem. Salda Gölü, Burdur, eşsiz cennet. Büyükbaş Mera var Erzurum'da, Daş'ta. Malatya kayısısı harbi bir başka. Ağrı Dağı'nda Atatürk zirvesi. Doğu Anadolu'nda volkanik arazi. Haran evleri, Göbekli Tepe, Urfa. Buharlaştı doğal göl yok burada. Güneşlenme çok güneydoğumuzda. Altın gibi pamuk Şanlıurfa'da. Kültür balıkçılığı Koy Körfez'da. Bodrum, Milas, Fethiye burada. Zeytin, üzüm ve incir tütün. Soma'da 100 karatlı beyit kömür. Kıyıya dik uzanan yüce dağlar. Yaz kurak, kışın bolca yağış var. Marmaris limanında dev kuru vaziyer. Rüzgar ve jeotermal enerji var. En uzun sınır çizen Meriç. Tarımda önemli üretir pirinç. Yiğitler konuşur Kırkpınar'da. Hey Marmara, yok oluyor kirlilikten. Karadeniz, Ege hattında boğaz var. Geldikleri gibi gidenler de var. Çanakkale ruhu bu, şehitler ölmez, tüm dünya bilir, Çanakkale geçilmez. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şarkı benim Instagram'ımda var, linki zaten. YouTube kanalımda arkadaşlar. Koray Hoca Miras yazarsanız ulaşabilirsiniz, linkini isteyenler. Çünkü bir grubumuz yok. Ama Instagram'dan bana yazarsanız ben size linkini gönderirim. Koray Hocam Coğrafya. Arkadaşlar Instagram'da bir yayınım var. Onun saati geldi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ben çok memnun oldum. Tekrardan inşallah bir gün görüşürüz arkadaşlar. Hocam ben Telegram grubunda bir hocamın kanalındayım. Benden link iste, gönderirim ben sana. Orada deneme yapıyoruz her hafta. Tamam mı? Haydi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.